Türk savunma sanayisi tarafından geliştirilen Bayraktar Akıncı Taarruzi İnsansız Hava Aracı, TCG Anadolu Gemisi, Karaok ve Atmaca Füzeleri ile Akya Ağır Sınıf Torpido 2021'de Türk Silahlı Kuvvetleri kullanımına sunulacak. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde 2021 yılına ilişkin yapılan görüşmelerde Savunma Sanayi Başkanlığı tarafından yürütülen projeler ve teslimat tarihlerine ilişkin son durum paylaşıldı. Buna göre Bayraktar Akıncı TİHA'nın test programı takvime uygun şekilde ve başarıyla ilerliyor. Otopilot ve uçuş kontrol sistemleri gibi temel uçuş özelliklerinin testlerinin ardından hava aracının kesintisiz uçuş saati, azami irtifa, faydalı yük kapasitesi gibi özellikleri test edilecek. Bunların ardından da entegrasyonu tamamlanan faydalı yüklerle testlere başlanacak. Planlı test programından sonra Savunma Sanayi Başkanlığı ve kullanıcıların belirleyeceği kabul testleri gerçekleştirilecek. Bu süreçlerin ardından Bayraktar Akıncı TİHA envantere girecek. Türkiye'nin insansız hava aracı Bayraktar Akıncı TİHA, 40 bin feet irtifaya kadar yükselebilen, 24 saat uçuş gerçekleştirebilen, 5,5 ton kalkış ağırlığına ve 1350 kilogram faydalı yük taşıma kapasitesine sahip taarruzi insansız hava aracı sistemi olarak dikkati çekiyor. Taarruzi İHA sistemi, taşıdığı elektronik destek podu, uydu haberleşme sistemleri, hava-hava radarları, engel tespit radarı, sentetik açıklıklı radar gibi çok daha gelişmiş faydalı yüklerle görev yapacak. Savaş uçaklarının yükünü azaltacak olan Bayraktar Akıncı TİHA ile havadan bombardıman da icra edilebilecek. Türkiye'de milli olarak geliştirilen hava-hava füzeleriyle donatılacak Akıncı TİHA, böylece hava hedeflerini de etkisiz hale getirebilecek. Türkiye'nin en büyük savaş gemisi olacak 232 metre uzunluğundaki TCG Anadolu da 2021'de envantere alınacak. TCG Anadolu gemisinin inşası için Sedef Tersanesi'nde yürütülen çalışmalarda sona gelindi. Türk donanmasının uçak gemisinden önceki son durağı olarak nitelendirilen amfibi hücum gemisinin Ege, Karadeniz ve Akdeniz hareket alanlarında ve gerektiğinde Hint Okyanusu ile Atlantik Okyanusu'nda görev yapması planlanıyor. Çok maksatlı amfibi hücum gemisi TCG Anadolu, bir amfibi tabur ile gerekli muharebe ve destek araçlarını, ana üst desteği olmadan kriz ve harekat bölgelerini taşıyabilecek. Gemi, havuzunda taşıyacağı çıkarma araçlarıyla çıkarma operasyonlarına katılabilecek. TCG Anadolu, uçuş güvertesine uygun özellikteki helikopter ve uçakların gece ve gündüz operasyon yapmasına imkan sağlayacak. TCG Anadolu, gerektiğinde hastane gemisi olarak da kullanılabilecek. Lojistik destek almadan 30 gün seyir süresine sahip olan TCG Anadolu, 40 yıl hizmet verebilecek. Türk savunma sanayisinin füze ve roket üretimindeki lider kuruluşu Roketsan ise 2021'de Türk Silahlı Kuvvetleri'ne yeni ürünlerini teslim etmeye başlayacak. Buna göre Roketsan'ın yürüttüğü Akya Ağır Sınıf Torpido Projesi kapsamında ilk teslimatın gelecek yıl gerçekleştirilmesi hedefleniyor. Proje kapsamında Türkiye'nin ağır sınıftaki ilk torpido mühimmatı Türk Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'nın hizmetine sunulacak. Akya 40 knot azami sürat ve 15 kilometre menzilde etkinlik sağlayacak. Türk Deniz Kuvvetleri envanterindeki denizaltılarda yer alan ağır torpidoların yerini alacak Akya, su üstü ve denizaltı hedeflerine karşı kullanılabilecek. Gelecek yıl teslimatları başlaması planlanan bir diğer Roketsan ürünü Karaok. Karaok, Roketsan tarafından orta menzilli tank savar füzesi başlığı kullanılarak daha kısa, hafif ve teker tarafından atılabilir bir füze olarak geliştirildi. Karaok, kısa menzilli at unut tipi tank savar silahı olarak görev yapıyor. Portatif bir füze sistemi olan Karaok, üzerinde yer alan kızılötesi görüntüleyici başlık sayesinde gece gündüz kullanılabilecek. Karaok, hava hücum, hava indirme ve amfibi harekatta
tehditleri kısa menzilde durdurma, geciktirme, kanalize etme ve imha etme görevlerini yerine getirecek. 1 kilometrenin üzerinde menzile sahip Karaok, zırh delici tandem harp başlığına sahip bulunuyor. Karaok, yandan ve üstten vuruş modlarıyla hedefini etkisiz hale getirebiliyor. Türk Deniz Kuvvetleri'nin yeni silahı, Türkiye'nin ilk deniz seyir füzesi Atmaca'nın teslimatları da 2021'de başlayacak. Türkiye'nin denizlerdeki caydırıcılığını artıracak Atmaca, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'nın gemiden gemiye seyir füzesi ihtiyacını karşılamak için geliştirildi. Denize çok yakın mesafeden gittiği için radarlara yakalanmayan Atmaca, deniz kuvvetlerine çok ciddi vuruş kabiliyeti kazandıracak. ABD yapımı Harpun füzesinin yerine milli gemilerde yer alacak Atmaca, uzun menzili, düşük izi ve yüksek hedef vuruş hassasiyetiyle görev yapacak. Her türlü hava şartında kullanılabilen modern bir güdümlü mermi olan Atmaca, karşı tedbirlere dayanıklılığı, hedef güncelleme, yeniden saldırı ve görev iptal yetenekleri ile ileri görev planlama sistemi sayesinde sabit ve hareketli hedeflere karşı etkili olabiliyor. 200 kilometrenin üstünde menzile sahip güdümlü mermi, görüş hattının ötesindeki hedefler için de büyük bir tehdit oluşturuyor. Roketsan, Atmaca ile gemilerin vurucu gücünü oluşturacak kritik bir sistemin tedarikçisi haline gelecek. Dünya üzerinde Atmaca ile aynı sınıfta yer alan az sayıda çözüm bulunuyor.